sonsuz aşka gelip geçer. Sevda dedikleri kısacıktır ömrün, bilen bilir adı kiraz mevsimi. Schubert, ölüm ve kız, en sevdiğim. Kahveni içsene. Sevdiğin gibi hazırladım. Şekersiz, az sütlü. Yağmurda dolaşmayı seversin. Şemsiye açmadan. Bir de ufak tefek takıntılarım vardır. Mesela kadife. Kadifeye dokunamıyorsun. Dokunamıyordun. Modacısın ve kadifeye dokunamıyorsun. Çok zor oldu. Çok zor oldu ama açtın. Sence Ayaz bunları biliyor mudur? Öykü Acar kayıp vakası. Tekrar ediyorum. Öykü Acar kayıp vakası. Bildirilen arazi aracı Riva plajının üstünde uçurumun tepesindeki ev yakınlarında. Arkadaşlar mevki belirtildi. Olaya intikal ediyoruz. Bir fotoğrafçı hayatı boyunca aslında tek bir kare için yaşar. Onun peşinden koşar. Mükemmel kare. O güne kadar sadece fotoğraf çeken biridir. O gün o kareyi yakaladığında fotoğrafçı olur. Ben sana baktığımda hayatımın en mükemmel karesini gördüm. Derin. Bırak beni. Bu saçmalığa bir son verelim artık. Ayaz'ın tek şansı seni benden önce tanımış olması. O kadar. Hepsi bu. Derin. Ben Ayaz'ı seviyorum. Şimdilik.
hayatının ilk günü. Gerçi biraz tuhaf oldu senin için ama inan bana iyi olacak. Seninle hiçbir yere gelmiyorum. Anlamadın mı sen hala bunu? Asıl sen anlamadın. Ben birazdan buradan gideceğim ve sen de benimle geleceksin. Gerçekten Öykü, her şey ikimiz için daha iyi olacak. Güven bana. Seni daha erken bekliyordum Ayaz. Geciktin. Neden benimle İtalya'ya gelmeyi kabul etti hiç düşündün mü? Seni sevse hayır derdi. Öldüreceğim Hasan'ı ya! Sen de biliyorsun aslında ama değil mi? Kendini kandırıyorsun Ayaz. Kabullenemiyorsun. Sus lan artık! Sus! Sus! Ayaz! Ayaz! Ayaz yapma! Ayaz! Ayaz dur dinle be Ayaz! Vur. Vursana. Sen aslında bana değil, haklı olmama öfkelisin. Sus lan! Sus! 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 Koşun! Yardım edin! Ayaz dinle, yapma Ayaz! Ayaz! Yardım edin! Bırakın! Sakin ol. Sakin ol. Tamam. Sakin ol. Thank you.
Biraz daha bekleyin. Ben ilaçlarınızı alacak, tekrar geleceğim. Mete, hani... Yani tam da yanındayım diye rahatlamışken... Arabadan niye atladın Şeyma? Korktum Mete. Başka çarem yoktu. Adamın nasıl biri olduğunu gördünüz. Hepinizin önünden kaçırdı bizi. Hiçbir şey yapamadınız. Yapabildiniz mi? O fotoğraf nedir? Derin'in evinde ikinizin çekilmiş fotoğrafını gördüm Şeyma. O ne? Anladım. Peki. Sen yine güvenmiyorsun bana ha? Yine kuşku duyuyorsun benden. Tamam. O zaman sana sorabileceğin daha güzel sorular teklif edeyim. Mesela o gün Derin Sibel'lerin evine niye gitti? Kimle gitti Mete? Hatta ben bütün sorabileceğin soruları baştan sıralayayım ki artık burada bitsin. Bu son olsun Mete. Ya artık bana güven, kuşku duyma ya da sonsuza kadar çık git hayatımdan. Tamam canım, şimdi yorgunsun zaten. Yaraların var, canın da yanıyor. Sonra konuşuruz, tamam. Problem yok. Yani ben bu haldeyken senin bana böyle davranman canımı daha çok yakıyor Mete. Gerçekten. Mete o gün... O manyağın arabasındayken aklıma sadece sen geldin. Seninle yaşadıklarımız, atışmalarımız, birbirimize söylediğimiz şeyler. Meğer hepsi ne kadar küçük, ne kadar saçma sapan şeylermiş diye düşündüm. O arabadan atlayıp sana kavuşmak istedim. Ölümü bile göze aldım senin için ben. O adamın evinde ne işimin olduğuna gelirsek... İlk önce Önem Hanım beni gönderdi Derin evine. Parasını vermem için. İstersen bunu Önem Hanım'a sorabilirsin. Hı. Peki fotoğraf? Bak, Derin'in nasıl bir psikopat olduğunu artık hepiniz biliyorsunuz. Aslında... O fotoğrafı beni tehdit ederek zorla çektirtti. Sonra da... Acaba bu fotoğrafı Mete'ye gösterirsen ne düşünür diye tehdit ederek Sibel'lerin evinde Öykü'yle buluşturdu. Yani anlayacağın adam hepimizi kullandı. Öykü için. ...12.8 normal. İyi misin? İyiyim. Sen? İyiyim. Ben varken... ...İtalya'ya gitmek aklından geçti mi? Öykü, sana çok basit bir soru sordum. Senden basit bir cevap bekliyorum. Ben varken İtalya'ya gitmek aklından geçti mi? Birazdan ifadenizi almak için merkeze gideceğiz, tamam? Söylesene, nerede Öykü? Derin yakalandı. Öykü iyi. İçeride ifade veriyor. Çıkar biraz. Çok şükür. Sen iyi misin peki?
Beyaz nereye? Hepiniz buradasınız zaten. Bana ihtiyaç yok. Öykü çıktığında ilk sana... Emre! Bırak. Bırak yalnız kalsın. İhtiyacı var gibi. Tamam Olcay. Haber verdiğin için sağ ol. Ayaz nasıl? Gitti mi? Tamam. Görüşürüz. Öykü kurtulmuş. Çok sevindim. Şeyma, sana bir şey söylemem lazım. Bak, bugüne kadar sana hep dürüst davrandım, şimdi de öyle yapacağım. Ne? Şirket iflas etti. Nasıl yani? Çok ağır bir tazminat yükünün altına giriyoruz. Yani şirketin buradan tekrar toparlanması çok zor gözüküyor. Aslında bu evdeki son gecemiz. Hiç problem değil ben. Ben seninle gece konduda bile yaşarım Medir. Neden benimle İtalya'ya gelmeyi kabul etti hiç düşündün mü? Seni sevse hayır derdi. Ayaz yalan söylüyor, dinle be! Aslında sen de biliyorsun değil mi? Kendini kandırıyorsun Ayaz. Kabullenemiyorsun. Sus lan artık! Sus! Karakola götürmediler. Çok sinirlendim. Neymiş efendim? Çocuklar karakola gitmezmişmiş. Baksan ya. Evimizin erkeğin çocuk muamelesi mi yapmışlar? Oğlum
Saat kaç oldu? Hadi odana. Çocuklar bu saatte oturmaz. Bak duydun değil mi? Duydum. Kafan karışık değil mi? Kızların kaderi anneye benzer derler ya, bu o işte. Benim enstitüde en büyük hayalim neydi biliyor musun? O zamanlar meşhur bir terzi vardı. Böyle dergilerde falan çizimi yapardı. Madame Saternik. Onunla tanışmak isterdim. Bir de çizdiğim her şeyi herkes üstünde taşısın. Benim gibi. Ama zaten o zamanlar herkesin hayali buydu ya. Neyse işte. Ben her hafta böyle çizim yapıyorum. Sonra koştura koştura postaneye gidiyorum. Herkes gülüyordu bana. Dalga geçiyorlardı ha. Sonra günlerden bir gün Madame Saternik çıkageldi. Ha düşünsene. Yani öyle bir kadının terzi yamağı olmak. Müthiş bir şey. Rüya gibiydi. Sonra? Sonra babanla karşılaştım. Tercih yapmamı istedi. Ben de yaptım. Bu adam kaç defa senin hayatını mahvetti anne? Kaç defa? Biliyor musun? Ne zaman ona kızsam hep kendi kendime şunu söylüyorum. Eğer o adam olmasaydı evlatların olmazdı. Anneciğim, iyi düşün olur mu? Kalbimin sesini dinle. Ama sakın unutma, değil mi? Hayat her zaman ikinci bir fırsat vermez. Sana vermedi değil mi? Signora Sessa, sizin gibi dünya ünlü bir modacının ülkemize geldiğini öğrenince kulüp olarak sizinle derhal tanışmak istedik. Sizinle tanışmak büyük bir şeref. O şeref bana ait. Nasıl yardımcı olabilirim size? Signora Sessa, biliyoruz ki İtalya'da birçok kulübün forma tasarımı size ait. Biz de kulüp olarak modern bir çizgi yakalama hedefindeyiz. Bunun için yeni bir stadyum projesi, forma tasarımı, hatta yeni beslenecek marş bile var. Her şey işinde en iyi kimse onun elinden çıkacak hedefimiz bu. Ve biz buraya forma tasarımını işinin en iyisiyle görüşmek için geldik. Teşekkür ederim. Yarın saat 11'de ilk alternatifler masanızda olacak. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Otur. Şimdi bakalım beni yine şaşırtabilecek misin? Anlamadım signora. Tasarım işi sende. Nasıl yani? Biliyorsunuz ki benim bu konuda çok bir tecrübem yok. Yani hiç yok. Ama şey, kendime güvenim tam tabii. Onda sıkıntı yok. Ama yarın dediler ya hani yetiş... Yok tabii gerçi yetişmeyecek olsa siz niye yarın diyesiniz. Yetişir mutlaka ama ben... Öykü, işi yapabilir misin demedim. İş sende dedim. Aynı işi öneme de vereceğim. Ortaklık güzel. Ama ben ortaklıkta da patron kim bilmek isterim. Onlara patron kim göstereceksin. Bu da ilk ödemen. Ayrıca pasaportla ilgili her şeyi bugün hazırlıyorsun, tamam mı? Pasaport mu?
uluslararası bir şirketin yöneticisi olacaksın ve pasaportsuz olacaksın, öyle mi? Beni temsil ediyorsun Öykü. Unutma. Bugüne kadar ben daha hiç kaybetmedim. Kapış. Kapış. Tamam, düşünme artık olanları ya. Hadi geçti bitti diyelim ya. Başımızdan gitti de daha bitmedi be ortak. Bak, sana karamsarlığı yasaklıyorum bundan sonra, tamam mı? Yani herifi tıktılar oğlum içeri işte. Bir haftadır içeride. Öyle kolay kolay çıkamaz. Bitti, tamam. İyi de daha davaları var. Ne bileyim, şahitliği var. Uzar gider bu iş. Ya iyi diyorsun, doğru diyorsun da yani bundan yaşanmaz be Ayaz. Bak, gideriz babama danışırız, tamam mı? İki tane de sağlam avukat tutarız. Öyle kızları da zırt pırt davayı falan göndermeyiz. Şimdi bu herifi gördükçe iyice dengeleri kayar, o da bize yansır. Ortak, yani bak biz güçlü duralım ki kızlar da rahatlasın. Yani onların durumu daha zor, bildiğin travma ya. Haklısın. Tamam, bak ben haklıysam sen de toparla artık kendini lütfen. Ben iyiyim ortak, sen dert etme beni. Bak Şeyma bile olayın şokunu hala atlatamadı ya. E sen bir de Öykü'yü düşün. Yani onun durumu daha vahim. Eğer iyiysen destek ol kızı. Şeyma ne diyor? Şeyma daha ne desin? Kız canını kurtarmak için arabadan atmış kendini. Sen de gördün halini. O evdeki fotoğraf? Biz o meseleyi hallettik. Problem yok. Bak, ben derim ki sen Öykü'ye destek ol. Yani her şey göründüğü gibi değil. Yapma be ortak. Gördüğümüze inanmayacaksak daha neye inanacağız? Bak şu ofise. Bak. Gördüğüm bu işte. Ya biz artık biraz işimize konsantre olalım diyorum. Ha? Sil baştan diyorsun yani. Evet ortak. Bak iyice dibe vurduk. Şimdi hızlıca bir zıplayıp güzel bir nefes alıp rahatlayalım diyorum. Hı? O ne? Nereden geldin? O ne ya? Nereden çıktı bu ya? Nereden gelmiş, kim göndermiş? Hani bir hayal kurmuştun? Sen, ben, güzel bir ev, iki çocuk, bir de köpek. Hayalleri gerçekleştirmeye bir yerden başlamak gerek diye düşündüm. Henüz bir ismi yok. Sen karar verirsin. Öykü. Anlayacağın iş bu önem. Ben yokken İstanbul'da beni temsil edecek, imza yetkimi vereceğim, tek kişi kim olacak, bu projeden sonra karar vereceğim. Sence Öykü böyle bir göreve hazır mı? Mağlubiyeti baştan kabul ediyorsun yani.
Yani Öykü böyle bir pozisyon için benimle rekabete hazır mı demek istedim. Tamam, Öykü çok yetenekli ama çok genç, henüz hazır değil. Böyle ani ve hazırlıksız bir rekabeti kaybederse küsebilir. Onu toptan kaybedebiliriz. İş hayatı riskleri kaldıramayanların alanı değil, beceremeyen evine döner. İşte ben de bundan korkuyorum. Yolun başında geri dönmesinden. Böyle ağır bir yükü bu kadar kısa zamanda kaldırabileceğine inandıramıyorum da kendimi. Birkaç hafta önce birisi karşıma geçseydi, bana deseydi ki senin tasarımlarını bir yeni yetme değiştirecek ve sen onları o kadar çok beğeneceksin ki onu görmeye İstanbul'a gideceksin. İnanmazdım. Kızım ne gerek vardı? Ay kocaman da bir şey bu ha. Bakalım beğenecek misin? Sen alırsın da ben beğenmez miyim anneciğim? Öykü. Şşt, Meral Hanım ya. Hani bu evde ağlamayı siz yasaklamıştınız. Ne oldu acaba şimdi? Ben de onu diyorum işte, ne oluyor? Ya insan bir çay takımı alır, bir şey alır. Ne bu böyle makine? Sen niye anneye ağlatıyorsun böyle ya? Bu rekabette Monika Öykü'nün karşısına bir rakip istiyor. Şeyma'yı mı? Hayır Olcay. Beni. Ay yok artık. Abi bu kadarı da hadsizlik artık kraliçem ama ya. Kazanırsa imza yetkisi de ona geçecek. Yani bundan sonra ya Öykü bizim altımızda çalışacak ya da biz Öykü'nün altında. Peki biz yarına kadar ne yapacağız Önem Hanım? Zafer'e giden yolda her şey mübahtır. Bilmem anlatabildim. Sizin gelip anlatacağınız yok. Bari ben gidip dinleyeyim dedim. Ufak bir kriz. Ama atlatacağız. Evet, yani kafamızda birkaç formül var. Eminim vardır. Sizler hayatımda gördüğüm en yetenekli mimarlarsınız. Açıkçası size akıl vermek haddime de değil. Ama bir şey hatırlatmak için buradayım. Bakın. İş hayatında böyle şeyler olur, tamam mı? Bazen zirvede olursunuz, bazen dipten kum çıkarırsınız. İşte aileler ve dostlar tam da bu zamanlarda gerekli. Yardım edebilecek durumdayım. Yani sadece hatırlatmak istedim. Sağ ol Bülent abi. Ama her düştüğümüzde biri bizi kaldıracaksa... biz hiçbir şey öğrenemeyiz. Evet baba, ben senin kadar iyi bir iş adamı mıyım? Onu bilmiyorum daha. Ama senin nasıl iyi bir iş adamı olduğunu çok iyi biliyorum. Yani tuğla tuğla, bata çıka. Bırak, biz de senin gibi öğrenelim. Tamam? Anlaşılmıştır beyler. En net biçimde anlaşılmıştır. Bu ne ya? Babacığım seni yeni iş ortağımızla tanıştıralım. Ne tatlı şey bu be. Gel. Gel gel gel. Vallahi bak bu Öykü başa geçerse bana çerez tabağı taşıttırır. Sana da yorgunluk masajı yaptırıp kulunçlarını kırdırtır, ben söyleyeyim. Ama yok canım, onun aklına gelmez öyle şeyler Safo. Alo. İyi günler Şeyma Hanım. İyi günler Murat Bey. Mete Bey bugün evi boşaltabileceğinizi söylemişti. Kendisine ulaşamadım da. Bugün boşaltıyorsunuz değil mi? Hatırlatmak istedim. Tabii Murat Bey. Biz size anahtarları
Bu akşam teslim ederiz. Boşalttın mı evi? Hı hı. Nereye gidiyoruz peki? Nereye olacak Şeyma? Babamların yanında. Ne? Hayır. Bak, ben kovulduğum eve bir daha dönmem. Başka bir fikrin var mı? Mete, ben kovulduğum eve bir daha dönmem. Ne yapacağız Şeyma? Yine otellerde mi sürüneceğiz? Ha? Hem ne zamana kadar sürecek bu küslük? Onlar benden özür dileyene kadar. İyi, tamam. Başka bir alternatif daha var. Ortak ne haber? Eyvallah ortak. Gel buyur buyur. Şeymacığım bize içecek bir şey getirir misin? Hayırdır kardeşim? Ortak, seninle gizlimiz taklımız yok biliyorsun. Ama şu an kalacak bir evimiz de yok. Şu senin evin benim evim hala geçerli mi? Herhalde canım. Da peki Şeyma? Ortak, bak biz eğer gerçekten arkadaşsak ben bir daha peki Şeyma ya da ama Şeyma diye başlayan bir cümle duymak istemiyorum. Yani sevgilimle evime geldim diyelim. Tamam? Tamam, tamam. Eyvallah. Sağ ol. O zaman evine hoş geldin. Sağ ol. Bu arada senin anahtarın yok muydu? Yani bir dahakine zile basıp beni rahatsız etme lütfen. Öykü, şu tedaviye cevap verir misin artık? Üstünden bir hafta geçti, hala mı derin olayı? Ya Öykü! Ha Burcu, bir şey mi söyledin? Vücudunun dörtte üçü su, geri kalanı bulalım diyorum. Ya çıkar mısın artık şu havadan? Unutur musun bütün bu yaşananları? Deniyorum Burcu, ya deniyorum ama işte öyle kolay olmuyor. Bak. Senin önceliğin bu. Bu yarış benim için çok önemli dememiş miydin? Şu işi düşünsene biraz. Hı. Düşünüyorum. Öyleyse Ayaz diyorsun. Anlaşıldı. Ya geçecek. Nasıl geçecek Burcu? Şu halime baksana. Ayaz yüzüme bile bakmıyor. Aklım hep onda. Çöp adam bile çizemiyorum artık. O gün bana söyledikleri aklımdan çıkmıyor. Ama o gün bir de senin için yaptıklarını düşünsene. Seni kurtaran kimdi? Evet, yüzümüzdeki bu ifadeyi bozmuyoruz ve kağıdımızın başına geçip devleşiyoruz. Bu çizim bir an evvel bitecek. Ya olacak bir şey diyeceğim. Hı. Ya bunlar iyi hoş da acaba böyle farklı bir şeyler mi denesek? Hani böyle farklı kombinler, böyle farklı kesimler falan. Farklı kesimler derken formada mı? Ha.
İstersen bir omuz dekoltesi yapayım. Olmadı straplez yaparız. Altına geyikli tayt veririz. Krampon yerine de babet giyerler. Ne dersin? Ya kafamı toplamam lazım diyorum. Acil diyorum. Önem kırpıp kırpıp yıldız yapacak bizi diyorum. Aa. Şu kendinden emin emin edalara bak Allah aşkına ya. Şunlara bak Öykü. Şu tiplere bak. Gözleri nasıl hep burada. Bana bak, çizimlerine sahip çıkıyorsun değil mi? Vallahi iş iyice kızıştı. Bunlar kapı gıcırtısından entrika yaratırlar. Ben sana söyleyeyim, hiç güven olmaz. Tamamladığımıza göre bir problemi daha çözüyoruz. Nasıl yani? Seni Ayaz'ın yanına götürüyorum. Daha neler Burcu ya? Ay vallahi ciddiyim ben. Burcu delirme lütfen. Yani her şeyi daha berbat edeceğiz. Ay daha ne kadar dibe batacaksınız acaba? Başlayacağım sizin de karizmanıza. Yürü hadi. Yürü. Hadi hadi hadi. Ya Burcu dur. Ya yürü. Bana bak. Hadi 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 hadi. Hadi gel. Var ya, benim evdeki mutfak robotu bundan daha zeki. Yine her şeyi ortada bıraktı vallahi ya. Ya sen ne acımasız kadınsın ya. Vallahi merhamet yetmezliğinden masada kalacaksın. Kızıl tehlike. Merve çizmiş. Aa, şaka mı bu ya? Ne? Ya yani adamlara boş kağıt verse daha az hakaret etmiş olur. Yani vallahi kızı gömmek için söylemiyorum. Bu bildiğin leş ya, çöp net yani. Ay Olcay abartma ya. Hiçbir şey beğenmiyorsun sen de. Bu bildiğin yarının kazanan tasarım işte. Ama tek bir farkla. Maalesef şu anda tasarımcısı değişti. Vallahi Öykücüğüm Önder, Önder Ataman çok zor bir insan. Nasıl yani Mete? Ne kadar zor? Şöyle söyleyeyim. Önem Hanım var ya, ondan bir oda dolusu düşün. Oldu o zaman, teşekkürler. Ama Mete şirketi kurtarmak lazım, değil mi? Tabii de. Yani Önder Ataman seninle aynı heyecanı paylaşmak ister. Şaşırmak ister. Yani şaşırdıktan sonra da vaat edilen şeyi görmek ister haliyle. Onunla çalışırsan ya çok kazanırsın ya da çok büyük tazminatlar ödersin. Senin anlayacağın, biz de bu stat projesinde Önder Bey'e tosladık. Ama bir çözüm yolu olmalı bunun ya. Var değil mi? Maalesef. Vasat. Klişe. Ay şaka gibi. Tamam bu fena değil. Ama çarptı da diyemem. Gerçi yeni alternatifler yetiştirmek için vakit yok. Şeyma ne yaptı peki? Tamam. Güzel şaka. Şimdi tasarımı alayım. Tasarım mı kraliçe? Olcay, bu kız hala yerinde sayıyor. Yani yoldan kafana göre iki kişi seç, daha yaratıcı şeyler yapar. Aynen katılıyorum kraliçem. Ama bu Öykü'nün tasarımı ve Şeyma tarafından cebren ve hileyle ele geçirildi. Öykü'nün mü?
Neyse. O zaman bunu da sunalım bakalım. Ne bu kraliçe? Bu da benim çizimim. Ah. Ama çok zalimsiniz kraliçem ya. Yani ağır sıklet zalimsiniz. Kara kuşak bir rekabetsizlik yaratıp rakibe hiç şans tanımamışsınız. Vallahi billahi. Öykü, seni Önder Bey'le tanıştırayım. Önder Ataman, Öykü Açar. Memnun oldum. Ben de. Önder Bey, dilerseniz hemen alternatifleri incelemeye geçebiliriz. Değişik olmuş. Sıradaki tasarıma görebilir miyiz? Kötülük gözünü o kadar karartmış ki. Çaldığın şey güzel mi çirkin mi onu bile göremiyorsun. Umuyorum ki bir daha yapmazsın. İyi niyetli bir çalışma olmuş. Teşekkür ederim. İyi niyetli derken? Eksik olmayın Mersi. İşte sağlam bir alternatif. Önem Hanım, tebrikler. Gerçekten kalitenizi ortaya koymuşsunuz. Teşekkür ederim. Öykü Hanım. Çok haklısınız ama gerçekten süre hiç yeterli değildi. Ben sizi kızdırmak istemedim yoksa. Gerçi kızsanız da haklısınız. Öykü Hanım. Öykü Hanım, siz bir daha iyisiniz. Kesinlikle bu tasarım. Stadyum projesinden çok etkilendim. Yani o proje benim için bir şans oldu. İki kalp stadyum projesi? Evet. Stadyum ve futbol. Aralarındaki aşk. İki kalp. Mete ve Ayaz Bey'in sizin için tasarladığı proje. Ha, anladım. Biz onlarla anlaşmayı feshettik. Ama böyle projeleri olduğunu bilmiyordum. Aa, inanmıyorum, ciddi misiniz siz? Ben o proje için verdikleri emekleri biliyorum. O kadar uğraştılar ki. Bence tekrar görmelisiniz mutlaka. Şu tasarımdan sonra referansınız benim için altın kadar kıymetli. Öykü Hanım, onlarla görüşeceğim. Görüşmek üzere Signora Sessa. Görüşmek üzere Önder Bey. Tekrar tebrikler Öykü Hanım. Teşekkür ederim. Anlaşma anlaşmadır Önem. İmza yetkim artık Öykü'dedir, biliyorsun. Önemli olan şirketin başarısı Monika. Bir imzanın ne önemi var? Şirket ortaklığı için seninle beraber çalışmaya karar verdiğime çok memnunum. Bir kez daha anladım. Görüşürüz. Thank you.
Bence de. Yani Mete bunlar çok güzel haber. Çok sevindim. Sen şimdi sakın bir yere kımıldama, tamam? Ben geliyorum. Bir de sakın akşam için kimseye randevu verme. En önemlisi de sakın Ayaz'a müjdeyi sen verme. Gelince anlatırım. Hadi görüşürüz. Alo, Ayaz. Merhaba, müsait misin? Ya Ayaz bak lütfen, sadece 10 dakika. Çok önemli. Sen neredesin, ben oraya gelirim. Tamam, geliyorum. Neden benim yanımdasınız? Hı? Ne işe yararsınız siz? Hayatımda bu kadar aşağılanmadım. Ya bir yeni yetme. Bir küçücük bir kız benimle alay etti. Ben yarın bacak kadar bir kıza emredersiniz efendim mi diyeceğim? Ha? Size son bir şans veriyorum. Duydunuz mu? Son bir şans. Acarı, bu sektörden de, hayatımızdan da sileceksiniz. Anlaşıldı mı? Nasıl yaptığınız, ne kadar çirkinleştiğiniz umurumda bile değil. Onu hayatımızdan silin. Ayaz. Nasılsın? İyiyim. Sen? Ayaz, ben sensiz kalacağım diye çok korktum. Ben çok alışmışım. Sevincimi, üzüntümü, her şeyi seninle paylaşmaya o kadar alıştım ki. Gel dedin, geldim işte. Ne oldu? Hiçbir şey tamam değil. Yani ben çok mutsuzum Ayaz. Sen kendine bir hedef koydun ve başardın işte. O öyle olmuyormuş işte. Ben hayal ettiğim her şeye sahip olacağımı sanırken aslında her şeyi kaybediyormuşum. Ya ben seni kaybediyormuşum. Peki bunu anlayana kadar beni ne hale getirdiğini biliyorsun değil mi? Ayaz lütfen. Biz Öykü ve Ayaz'ız. Biz olmadan olamayız ki. Ben bunu öğrendim. Lütfen. Hadi lütfen bir şans daha ver bana. Ya güven bana. İşte tam bu söylediğin yerdeyim Öykü. Tam burada. Bir erkeğin güveni bir kez kırıldı mı kolay kolay geri gelmiyor. Bu arada köpek için sağ ol. Ama not inandırıcı gelmedi. Otomatik olarak yüzüğün çıkıyor. Aşkım çok özür dilerim ya, dağılmışım. Cezan kesilmiştir senin. Bugün benimle beraber çanta bakmaya gideceksin. Anladın mı? Bak altını çiziyorum, beraber. Ya ama hayatım ben bunu hak edecek ne yaptım ya şimdi ya? Ne yaptım ya? Keramat mı oğlum ya? O tarafa bir çanta lan. Beraber çanta bakacağız. Ne masum bir söz değil mi? Ama ben çok iyi bilirim onun manasını. Neymiş manası Allah aşkına söyler misin? Manası şu Emre'cim, alışverişe çıkıp seni de yanımda götüreceğim. Yürümekten ananı ağlatıp bir çuval para harcatacağım. Üstelik çanta manta almayacağım. Ay
İlker o beni kesmez ha. Diyorum ki bu ayakkabı bu kombinle de olmamış ya. Yani hazır bu anı yaşamak için bir çift ayakkabı lazım. Aşkım lütfen yapma ya. Kim ne dedi? Şunu söyledi Emre'cim. Evde duran 76 çift ayakkabımı saymazsak hiç ayakkabım kalmadı. O yüzden sen kaşın. İlker ben şu anda çok mutsuzum. Ben acayip mutsuz oldum ha. İlker ben senin yüzünü falan görmek istemiyorum. Bak yalnız kalmak istiyorum ben. Aha, bunun anlamını biliyorum ben. Ne dedi Burcu? Bu hafta beni ilgi manyağı yapıyorsun. Peşimden koş. Egomu yükselt. Sakın bir yere kıpırdama. Yoksa senin kafanı kırarım. Abi pes. Vallahi pes. Anlayacaksın abicim. Anlayacaksın. Bir gün bu kadınları sen de anlayacaksın ama üye olmadan girilmez. O linkler açılmaz. Önce yüzüğü takacaksın, ondan sonra anlayacaksın. Sen de Ayaz'a bir destek ver o zaman. Çocuk öyküyü anlayacağım diye delirdi yani. Yani şimdi orada Ayaz haksız olsaydı eğer bir şekilde tatlıya bağlardık. Bir jest sığınağı falan yapardık ama bu sefer Öykü haksız. Doğru. Öykü'nün kariyerine direkt ya mani olan Ayaz'ın hiçbir suçu yok mu? Ha? Hiç. İşte Öykü ile Ayaz. Aynen bu durumda. O zaman şuradan yürüyelim. Bu akşam Ayaz'ı bize çekelim. Siz de Öykü'yü bir sürprizimiz var falan diye eve çağırın. Sonra verelim mahalle baskısını, verelim mahalle baskısını. Barıştırana kadar çıkmak yok. Okey. Tamam. Ha. Bana uyar. Bana da uyar. İki kalp. Tamam. Şimdi resmi şöyle bir özetleyelim. Bir, neden iki kalp? Yani gerçekten aklında bir şey var mı yoksa o an öyle gelişine mi vurdun? İki, sabaha kadar bunu nasıl yetiştireceğiz? Üç ve en önemlisi Ayaz Bey'in bundan haberi var mı? Cevaplıyorum. Bir, aklıma tabii ki bir şey var ve eminim sen bunları uçurursun. İki, saat 11'e kadar yetişir. Yetişmeli. Üç, Ayaz duyarsa biteriz. Yani biterim. Çok güzel. Hadi Mete yapma. Yani Ayaz bana iş bulduğunda çok büyük arıza çıkardım biliyorsun. Şimdi aynı duruma ben düşemem. Umarım duymaz. Şeyma, hayatım nasılsın? Ben bu akşam yokum canım. Hiç nedenini sorma, hiç telaş da yapma. Tamamen iş için. Ben sana sonra detayları anlatacağım. Babamlara gidip çok uzun bir iş güç konuşması yapmam gerekiyor. Tamam mı canım? Tamam. Ben de seni seviyorum. Bay bay. Hadi başlayalım. Ne güzel ya. Laf lafı açıyor. Aynen. Emre. Kardeşim. Sizin takım küme düşüyormuş oğlum. Abi konuyu değiştirelim istersen ha. Tamam. Emre. Efendim abi. Burcu'yu ne zaman istetiyorsunuz? Hakikaten Ayaz, o kadar yetenekli çocuklar ki. Canavar gibi top oynuyorlar. Yok abi. Takım oynamıyor. Durun ben tahmin edeyim. Öykü ile beni buluşturmak istediniz. Ama Öykü Hanım muhtemelen bu geceyi de unuttu. Doğru mu? Malum. Kendisi çok yoğun bir iş kadını. Peki sizce Öykü Hanım'ın bu gece gelme ihtimali var mı? Ben gündüz ona mesaj attım. Sana bir sürprizimiz var dedim. O da tamam gelirim dedi. Mekanı ve zamanı da okeyledik.
Kesin bir işi çıkmıştır kısa süreli. Merak etme, kesin gelir. Of! Olmuyor ya. Ya hayır Mete, düşmek yok. Yetiştireceğiz bunu sabaha kadar. Proje bitene kadar buradayız. Gerekirse sabaha kadar sürsün. Telefonlara bakmak falan da yok ayrıca. Şimdi ben anlatıyorum, sen kafanda kuruyorsun. Nerede kalmıştık? Bak şimdi böyle hayalet çok büyük bir stadyum ama en uzaklardan bile görülüyor. Böyle... Kahve geldi. Ha, sağ ol canım. Afiyet olsun. Nasıl gidiyor? Olmuyor. Vallahi olmuyor ya. Ya hayır tamam dur. Motivasyonu düşürmek yok. Kendine gel. Sen yetiştireceksin Mete. Olmaz. Tamam. Nereden bu kalemden çizeyim mi? Açmıyor ya. Deli olacağım. Nerede bu kız? Ayaz bir de sen arasan. Ben mi? Ya ne bileyim. Böyle aklıma bir sürü felaket senaryoları geliyor. Hem iş için falan biz arıyoruz diye açmayabilir. Bak sen ararsan kesin açar. Bir dene. İletişimle ilgili her şeyi. Senin tek iletişimin bu kağıt ve kalemle. Açmıyor. Gördüğünüz gibi benim de kesin durumum yok Öykü Hanım için. Ay Allah korusun başına bir şey gelmiş olmasın ha? Hala inanamıyorum ya. Sen Önder Ataman'ı direkt tavladın ha. Hem de tek bir tasarımla. Ya bu adama iş beğendireceğim diye emekliliğini getiren yeni mezunlar var ya. Sende gerçekten başka bir şey var değil mi Öykü? Ha? Kimsenin adını koyamadığı başka bir şey. Abi istersen bir çıkıp bakalım mı oda evine Selimiye'ye falan. Yok ya yine Monika'nın peşine takılmıştır. Unutmuştur her şeyi. Bence boşuna meraklanıyoruz. Ama şimdi patron oldu yani bir yerde. Sorumluluğu arttı öyle düşünmek lazım. Ay tamam tamam ya. Üstüme gelmeyin benim de. Ya ben hakikaten çok merak ettim ya. Bir Meral teyzeyi mi arasak? Belki haberi vardır. Ay,
Ay yok, hayır ya. Üf, kadın telaşlandırmayalım şimdi, boş ver. Tamam, ben ararım. Efendim? Meral teyze, iyi akşamlar. Ben Ayaz. Ayaz? Hayrola, kötü bir şey yok değil mi çocuğum? Yok Meral teyze, ben Öykü'ye ulaşamadım da. Belki haberiniz vardır. O çalışacaktı bu gece. Yani haber verdi bana. Yani geç gelir herhalde. Seni aramadı mı? Yok, aramadı. Neyse, rahatsız ettim. İyi akşamlar. Ne olmuş? Ne dedi biliyor muymuş ha? Çalışıyormuş. Neyse ne. Yine de sağ olun arkadaşlar. Ya bence biraz daha bekle bak. Gelecek. Söyleyeyim, gelecek. Arkadaşlar sağ olun. Çabanız çok güzeldi ama artık kabul etmemiz gereken bir şey var. Öykü işin içine girdiği anda gözü dünyada başka hiçbir şey. Daha da kötüsü, hiç kimseyi görmüyor. Boş Öykü ya. Ondan sonra odaları kapanıp kapanıp ağlar. Evet. İki kalp. Takım ve taraftar. Birbiri için atan iki kalp. Ve o iki kalp de bu stadın içinde atıyor. Tamam. 10 numaraymış. Var mı başka bir anlamı peki? İki kalp. Birbiri için atan iki kalp. Tamam. Bu mudur? Daha ne olabilir ki? Gerisi de senin yaratıcılığına kalmış artık. Keşke her şey onun sandığı kadar kolay olsaydı, değil mi? Selam. Hoş geldin. Hayırdır, iyi misin? Yok bir şey. Öykü mü? Of, tamam, sormadım. Mete senle değil miydi? Hayır. Arayıp gecikeceğini söyledi. Enteresan değil mi? Mesela Öykü de senin telefonlarını açmıyor galiba. Yani ikisi de aynı gece ortalarda yok. Telefonlarına da bakmıyorlar. Bence çok garip. Bak Ayaz, aklım bayağı bir karışık gibi geliyor bana. Yani bu kafa seni uyutmaz, söyleyeyim. Bazı geceler herkesin bir ağlama duvarına ihtiyacı vardır. Yani bir yabancıya için dökmek istersin. Bu doğal bir şey. Ben de senin için bir yabancı sayılırım. İstersen için bana dökebilirsin. Gerçekten. Pişt. Uykum mu geldi senin? Yatalım mı? Hadi. Biz yatıyoruz. Yani Mete, bravo. Şu beni getirdiğin evde köpeklerle bile konuşuluyor, benimle konuşulmuyor. Evet. Yani kabası bitti gibi ama... Öykü, ya bir de... Ayaz detaylarda benden çok daha iyidir. Bence bir de o baksın. Yani madem elimize böyle bir fırsat geçti, değerlendirelim. Ayaz'ı çağıralım. Mete, delirdin mi sen ya?
Ayaz çok kızar bana sonra, olmaz. Ayrıca sen halledersin Mete ya. Sen yaparsın sen aslan, Mete'sin. Bak hiç merak etme, ben sana çok iyi bakacağım. Yani çay servisi, kahve servisi, arkana yastık, dinlendirici müzik, ne istersen. Hadi Mete, hadi ne olur, bak yetiştirmemiz lazım bunu, gel tatlım. Gel. Tamam. Hop. Burada. Kahven de burada. İyi değil mi? Tamam, tamam. Dur. Şuraya bir şey yapayım. Tamam. Tamamdır ya. Bence tamam. Oo, 6:30 olmuş ya. Ben şimdi uyursam hayatta uyanamam. Hemen eve gideyim, bir duş alayım. Ayaz'ı kapıp getireyim ha. Evet. Herkes arasaymış. Kızım, neredesin sen ya? Sizin için barışma gecesi yaptık. Ortada yoksun. Ayaz bekledi, bekledi gitti. Bravo Öykü. Bittim ben. Ama Mete sen biliyorsun, biz onun için bütün gece... Arasam mı şimdi? Ama bu saatte aranmaz ki. Hem ne diyeceğim? Aranmaz değil mi Mete? Yani zamansız uyandırıldığında pek güler yüzlü olmadığını tecrübe etmişliğim var. Bence bir iki saat bekle, sonra ararsın. Ha, Öykü, bir de her şey için çok sağ ol. Gerçekten yani tünelin ucu hakikaten karanlıktı. Ama şimdi sayende bir ışık var. Hayır ya, lütfen. Azıcık uyuyayım böyle minicik. Bir dakika şöyle gözlerimi dinlendireyim. Olmaz değil mi Monica? Ha. Buongiorno signora. Buongiorno. Birazdan şoför gelip seni alacak. Günübirlik bir iş gezisine çıkıyoruz. Detayları yolda anlatırım sana. Hadi ciao. Ciao. Aşkım uyandın mı acaba ya? Yani uyanmadıysan da uyan artık, kusura bakma. Anca sabah bitti. Yalnız hemen hazırlanıp çıkmam lazım. Ben duştayım, tamam? Hoş geldiniz Öykü Hanım. Teşekkürler. Git Şeyma'yı uyandır. Ayaz, oğlum bak çabuk kalk. Lütfen yalvarıyorum sana ya. Bugün bizim hayatımızın en önemli günü. Çok işimiz var. Lütfen çabuk hadi. Sen sadece işini değil, aklını da kaybetmişsin herhalde ya. İş mi kaldı ya? Eğer sen biraz daha yatarsan gerçekten kalmayacak ortak. Ortak, bak beni iyi dinle. Önder Ataman.
Altını çiziyorum. Önder Ataman. Öyle asistanıyla yardımcısı falan değil. Bizzat kendisi bizim ofise geliyor. Önder Ataman. Yeni projemiz için. Yeni proje mi? Saat 11'de. 11 mi? Bilmediğin başka bir şey var mı? Ya ortak hadi kalk hazırlan. Ben sana yolda detayları falan anlatırım. Geç kalıyoruz lütfen. Sen ciddisin. Ortak. Saat 11'de Önder Ataman'la yeni stat projemiz için randevumuz var. Tamam mı? Hadi, hadi. İçin çok özür dilerim. Seni çok seviyorum. Günaydın Monika Hanım. Günaydın Öykü. Bugün önemli bir gün. İşkesi nereye acaba? Günübirlik bir İtalya seyahatine çıkacağız. İtalya mı? Bir mahsuru mu var? Yani yok tabii de. Şey. Bir günlük iş gezisi için de mi sevgilinden izin alacaksın? Haber verirsin olur biter. Ya peki bir şey soracağım. Bu vize işlemleri falan bir günde nasıl halloldu? Gerçi tabii. Arada siz olunca. Ya Monika Hanım ben şimdi yanına pek bir şey de almadım. Ne yapacağım İtalya'da? Karşında dünyanın sayılı modacılarından biri oturuyor. Gittiğimiz yer modanın kalbi Milano. Sen hala kıyafet mi düşünüyorsun? Buluruz bir şeyler İtalya'da. Ya ek süre falan mı talep etsek? Bir saat içinde bu sunuma nasıl hazırlanacağım? Ortak ne ek süresi ne diyorsun ya? Adamla randevu görüşmesi yapmak için bile randevu alıyorsun. O da 3 ay sonra. Sen merak etme biz hepsini halledeceğiz tamam Hem zaten sen o hacimli ve dolgun saçlarınla odaya bir gireceksin. Sunum için gelen kadınların hepsi iptal olacak. Sonra ikimiz de Önder Bey'i ikna edeceğiz. O kadar. Günübirlik bir iş seyahati için İtalya'ya gidiyorum. Biraz emri vaki oldu ama aklım hep sende. Seni çok seviyorum Öykü. Hallederiz diyorsun da sunuma 3 saat kala mı söylenir bu ortak? E ne yapalım abi proje 1 saat evvel bitti. Ne? Ya Şeyma biz kaçtık hadi be. Alo, anne. Kızım, hala bitmedi mi işin? Merak ettim seni. Ya anneciğim ben geldiğimde sen uyuyordun. Sabahta çok acil işim vardı. O yüzden biraz erken çıktım. Seni de uyandırmak istemedim. Kıyamadım. Ben İtalya'ya gidiyorum da. Ha tamam oldu çocuğum. Geç kalma olur mu? Ne? İtalya'ya mı? Ya
günübirlik bir iş seyahati gibi düşün anneciğim ya. Monika Hanım'la birlikte haber vereyim de aklım bende kalmasın dedim. İyi yapmışsın bir tanem. Hani belki başka merak edenler de olur. Yani herkese haber verdin değil mi? Verdim anneciğim. Yani ben verdim de o merak ediyor mu bilmiyorum tabii. Kraliçem ya bu İtalya çok bozdu ya. Yani öyle böyle değil, acayip bozdu. Yani her önüne gelene vize veriyorlar ya. Yalnız kraliçem bu İtalya'dan geçtim de bu Senyora Monica'nın derdi ne acaba? Yani varoşlukta bir dünya markası diyerek bu organik paçozun lansmanını mı yapacak acaba? Asıl soru şu. Acaba Ayaz'ın bu İtalya seyahatinden haberi var mı? Bilmem. Yoksa bile olmalı. Önder Bey, biz size 3+1 locaları olan bir stat vaat etmiyoruz. Son teknoloji yerden ısıtmalı bir zemin de vaat etmiyoruz. Aslında biz size her şey otomatik, modern, sadece para basan ama duygusuz, metalik bir stat da vaat etmiyoruz. Önder Bey, biz size koşu parkurunun çıkartıldığı, taraftarın adeta futbolcuların nefesini hissedebileceği bir stat vaat ediyoruz. Çocuğumu maça göndersem başına bir şey gelir mi endişesi yerine? Gerekirse çocuğunuzu bırakabileceğiniz içinde mini kreşler olan bir stat vaat ediyoruz. Sevgilisiyle gelenlere bilet indiriminin uygulandığı, onların başka bir bölüme alındığı ve bu sayede küfüre ayak direyen bir stat vaat ediyoruz. Bunun gibi birçok önerimizi sunum dosyasında bulabilirsiniz. Mete Bey, şu ana kadar çok doyurucu bir sunum gerçekleştirdiniz. Teknik detaylar gayet güzel. Ama ben biraz da işin ruhunu merak ediyorum. Projenin adını zikretmediniz ama dün Öykü Hanım'ın bahsettiği iki kalp müthiş bir çıkış noktasıydı. Sanırım şimdi oraya geleceksiniz. Aşk için tek kalp yetmez. Birbiri için atan iki kalp gerekir. Hayat öyle uzun bir yoldur ki içinde mutlulukları da taşır, hüzünleri de, zaferleri de. Eğer aşıksan o seni üzse de, kalbini kırsa da senin kalbin onun için atmaya devam eder. Tıpkı futbolda olduğu gibi. Eğer tuttuğun kulübe aşıksan ne olursa olsun onu sevmeye devam edersin. Eğer taraftarlarına aşık bir kulüpsen, onları mutlu etmek için bir neden aramazsın. Sadece onların mutlu olmalarını istersin. Projenin adı İki Kalp. Yani aşk. Yani ne olursa olsun onu sevmek. Yani vefa. Yani tutku. Geçici bir heves değil. Ömür boyu bağlılık. Kalbi taraftarları için atan bir takım, kalbi kulübü için atan taraftarlar. Bu stadyum futbolun kalbi olacak. Biz size bunu vaat ediyoruz. Etkileyici bir sunumdu. Kararımızı yarın size bildiririz. Teşekkürler. Önder Bey. Teşekkürler. Sağ olun. İyi günler. Hanımefendi. Evet, dinliyorum seni. İki kalp ha. Çok emeğim var. Hem bu projede, hem bu şirkette, hem benim üstümde. Yoksa anladığım an çekip giderdim zaten. Dün gece ikinizin de neden telefonları kapalıydı anlaşıldı. Yapma Ayaz kız. Sadece yardım etmek istedi. Hem Önder Bey'e bizi o önermiş. Peki neden söylemedin bana? Çünkü Öykü'ye söz verdim. Yanlış anlamandan korkuyordu. Doğru düşünmüş. Yanlış anladım. Çekinmiş kız, söyleyememiş sana. Söylemeye çekinmiş, başka hiçbir şeye çekinmemiş, öyle mi? Neden herkes benden her şeyi gizliyor Mete?
Neden en son ben her şeyi duyuyorum? Ayaz, bir sakin olur musun? Aynısını ben yapınca benden kötüsü yok. O yapınca sakin ol diyorsun. Nasıl sakin olayım Mete? Niye kabul ettin bunu, niye? Yani Öykü'nün öyle bir sürpriz yapması lazım ki. Hani böyle okullarda ders olarak falan okutulmalı, öyle bir şey. Ne mesela? Ne mesela? Ne mesela? Aşkım, hani sen bir gün iskelede beklerken ben bir kayık dolusu gülle senin sahiline yanaşmıştım ya. Öyle bir şey. O jesti bana yapmadın. Kiminle karıştırıyorsun acaba ha? Ya olur mu aşkım, ben onu senin için tasarlamıştım ama demek ki teoriden pratiğe geçirememişim onu. İlker, benim sabaha karşı üst sularında ne aşereceğimi henüz ben bile bilmiyorum, biliyor musun? Ha? Ama hayatım lütfen ya. Ya tamam, bir sakin olun. Aslında doğru söylüyor çocuk. Yani Ayaz'a öyle bir şey yapmamız lazım ki artık böyle o çocuk kendine bir gelemesin. Bir afallasın yani. Ya aslında benim aklımda bir plan var. Yani bir bana böyle bir sürpriz yapsa ben dayanamaz erirdim herhalde. Böyle akışkan olup girdiğim kapın şeklini falan alırdım. Gelin gelin, anlatacağım. Gel. Şimdi yani çok fazla tasarlayamadım ama. Sen babandan yardım istedin mi, istemedin? Ben annemden istemedim. Ortak. Ya nefret ettiğin ne varsa bana yapıyor, sen de ona yardım ediyorsun. Eyvallah ortak, sağ ol. Bencilsin sen. Ben mutlu olayım diye ayarlamadın bana o işi sen. Kendi içim rahat etsin diye ayarladın. Tamam. Şirket kurtulsun. Senin de emeğin var. Ama o projeden kendi hesabıma tek kuruş istemiyorum, anladın mı? Saçmalama ya, olur mu öyle şey? Konu kapanmıştır. Ayaz. Ayaz. Kağıt ziyanı daha. Tatlım, tebrik ederim. Moda tarihinde derin bir yara açtın. Bakma öyle. Bakma canım. Evlat olsan eldivenle severim seni. Bir de sempatiyle yırtmaya çalışıyor. Bana bakın, siz beni iyicene gözden çıkardınız galiba. Ben bunları mı sunacağım Önem Hanım'a? Zaten kadın sinirli, yolacak kadın arıyor. İyi de Olcay Bey, bu tasarımların ilk önce Öykü Hanım'ın görmesi gerekmiyor mu? Canım, sen anne karnında korduna mı dolandın? Beynine kan gitmedi mi senin? Ha? Bir seferde anlamıyor musun? Öykü Hanım bugün yok. Peki tasarımlara kim bakıyor? Her zaman bakması gereken kişi. Yani Olcay. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Hadi. Şeyma, Öykü nerede? Bilmem. Ulaşamıyorum da, dışarı mı çıktı acaba? Yok yani, hiç görmedim. Tamam, sağ ol. Toplantı raporunu bana acil mail atın. Tamam. Ah, Ayaz hoş geldin. Otursana. Öykü bugün gelmemiş işe. Telefonla da ulaşamadım. Nerede olduğunu biliyor musun?
Senin haberin yok mu? Öykü bu sabah İtalya'ya gitti. Sana haber vermedi mi? Aa! Cidden haberin yok muydu? Hello. Miss Öykü, if you're ready, Senora Monica and guests are waiting for you in the meeting room. I'm okay. I'm coming. Signori e signore, vorrei presentarvi un talento della moda, conosciuto ancora soltanto da pochi. Coro vuoi Öykü Açar. Ortak, hala kızgın mısın bana ya? Yok be ortak. Ha. Öyle bir şey yaptı ki sabahki kızgınlığım taca çıktı şimdilik. Hadi ya. Matem gecesi değil bu gece, kutlama gecesi. Hadi hadi. Hadi, yeni işinize. Her şeye rağmen güzel bir gün bugün. Abi sizin de keyfinizi kaçıracağım ya. Ben gideyim en iyisi. Ya dur, otur nereye Allah Allah. Ya olur mu öyle şey, otur şuraya. Peki bak, akıl verilmesinden de akıl vermekten de pek hoşlanmam. Ama yine de söyleyeceğim. Ya siz şu kız meselesi durumlarını biraz abartmıyor musunuz? Abi giderken haber bile vermedi ya. Kadınlar böyle işte. İş hayatında tanıyamazsın onları. Başka biri olurlar. Peki ne yapacağız? Hak ediyorsa baş tacı edin. Sevginizi göstermekten çekinmeyin. Ama asla kimseye gereğinden fazla da değer vermeyin. Sizce benim durumum ne? Hadi. Gidiyor ellerin, gidiyor sesin, gidiyor nefesim ama hepsinden önce sen gidiyorsun. Gidiyor yarınım, gidiyor evvelim, yaşamım, sebebim gidiyor ama hepsinden önce sen gidiyorsun. Kalıyor yastığıma sinmiş kokun, kalıyor sevişmelerimizin son şahidi sen gidiyorsun. Gitmek tüm kalanları yanında götürmekmiş, ben bilmem sen bilirsin elbet.
sen gidiyorsun. Dur, dur gitme bir bakış. Borcun var bana son gidişinden. Canım. Teşekkür ederim. Hayırdır Mete? Pek de keyfin yerinde senin. Ha? Ha? Şey... kurtulduk. İflastan kurtulduk. Peki benim neden bundan şimdi haberim oluyor Mete? Ben aslında sana sürpriz yapacaktım ama şimdi... sen sorunca bir anda öyle pat diye söyleyiverdim. Peki tamam, sürpriz güzelmiş. Çok sevindim. Ama yani bundan sonra bir şey olduğunda bana anında söylesen daha iyi olmaz mı? Yani sonuçta biz seninle artık yeniden beraberiz. Yani beraber gibiyiz. Yok, gibisi fazla. Direkt beraberiz. Yani yine kendi evimize falan. Tabii ki, tabii ki. Açmayacak mısın? İtalya nasıldı? Eminim masal gibi. Ayaz, alt tarafı bir işkesi. Hem de günübirlik. Hadi abartma lütfen. Hem ben seni çok özledim. Koşarak yanına geldim. Konuşacaklarım var. Hayır Öykü. Bu sefer ben konuşacağım, sen dinleyeceksin. İki kalp. Bu bir stadyum projesinin ismi. Tanıdık geldi mi? Sen bana sormadan böyle bir şeyi nasıl yaparsın Öykü? Sen bana acıyamazsın. Hatırladın mı bu cümleyi? Az beni dinler misin? Derin haklıymış. Sen tercihini yapmışsın. Ayaz! Ayaz'la Öykü yok artık. İki kalp yok artık. Öykü, nasılsın? Öykü? 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 Yumuşadım ama bu pozdan sonra ben bunu direkt unfollow ederim hayatımdan. Yani bunun bu kotalı yeteneğiyle ne işi var burada? Ay bir de böyle masum kız pozları falan. Ay. Ay aynen ya. Ay şu saça bak ya. Gelin başı yaptırsaydım bari. Bak vallahi ben artık dayanamıyorum. Bu kız bildiğin zarafet derk.
Herkese günaydın. 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 Günaydın Monika'cığım. Önem, günaydın. Nasıl geçti İtalya? Gayet iyi. Öykü daha gelmedi mi? Ya kusura bakmayın, ben biraz geç kaldım galiba. Yok, tam zamanında geldin. Herkes buradayken ben bazı yeni kararlarımı açıklamak istiyorum. İtalya seyahatim bu kararları almamda önemli bir rol oynadı. Biz dün moda sektörünün gerçek yıldızlarıyla beraberdik. Ancak o gecede tek bir yıldız parlıyordu. Öykü. Biliyorsunuz benim için bir özel oda hazırlandı. Önemin odasının yanında. Ben bu odayı Öykü'ye veriyorum. Kendisine şoförlü bir araçla tahsis edilecek. Umarım bu başarı sizler için bir örnek teşkil edecektir. Öykü, bir süre odanda konuşalım mı? Tabii. Skandal ya. Daha neler artık? Nasıl geldi bu başımıza, nasıl? Kusura bakmayın kraliçem ama bu canavarı siz yarattınız. Yani kiraz mevsimi diye tutturmasaydınız şimdi anasıyla evde kiraz reçeli yapan moroş bir kız olacaktı. Serkan, Mert, geçin arkadaşlarınızın yanına. Arkaya. Evet arkadaşlar, Rüdüm'le birlikte. Ya bir şey soracağım. Canım. Ya biz nasıl barıştıracağız bunları? Öykü hala telefonlarını bile açmıyor. Ya merak etme. Öykü Cem'in hiçbir maçını kaçırmaz. Gelir birazdan zaten. Sıraya sıraya, evet, bozmayın. Düdüğümle birlikte. Hadi tekrar. Buyurun Öykü Hanım. Bu tasarımlar için ne düşünüyorsun Olca? Durunun zırvası. Tabii bir tasarıma yorum yapabilmek için ortada iyi veya kötü bir tasarım olması lazım. Yani bu kağıtlar denize düşse köpek balıkları karaya atlar. Hiçbir canlının 5 saniyeden fazla buna bakabileceğine inanmıyorum. Ki ben zaten elemiştim bunları. Bence geliştirilebilir tasarım onlar. Ayrıca formaların dikimi için hangi atölyeyle görüştünüz? Her zamankiyle. Peki bu konuda daha deneyimli bir atölye araştırma fikrine ne dersin? Yalnız Önem Hanım her zaman aynı dikim eviyle çalışır. Ben burasıyla görüştüm. Bundan sonra tasarımları bu adrese kargolayalım. Burası mı? Yani burası yansa itfaiyeyi aramam, kundaklayanı tebrik ederim. Burası katiyen olmaz. Burası 8 ay önce el değiştirdi. Ayrıca piyasada en çok tercih edilen dikim evi şu an burası. Üstelik bizim daha önce çalıştığımız dikim evlerine nazaran neredeyse yarı fiyatına. Biraz daha mı araştırmacı olsak acaba Olcay? Yalnız Önem Hanım ol... Tamam Olcay'cığım. Yani şu an bence bunu konuşmanın ne yeri ne de sırası. O yüzden bundan sonra biz böyle yapalım. Önceliğimiz iş, değil mi? Bu sefer böyle olsun. Amerikan'la konuşayım ya. Oldu mu ki acaba? Yani böyle emir vererek ne kadar motive olabilirim ki ben? Öykü gelmedi mi? Hakikaten normalde Cem'in hiçbir maçını kaçırmaz yani. Yok canım, geldi. Geldi de ben böyle gıcıklık olsun diye saklıyorum. Çocuk böyle üzülsün istedim de. Tamam Burcu, niye kızıyorsun şimdi ya? Ya Emre! Bunda bu.
Uyku Hanım. Buyurun. Ben Giovanni. Monica Hanım görevlendirdi. Ben İtalyanca hocanızım. Memnun oldum. Monica Hanım hemen başlamamızı emretti bana. Hazırız değil mi? Tabii hazırım. Hem zaten başlamak lazım bir yerde. Buyurun başlayalım hemen. Come ti chiami? Mi chiamo Öykü. Mi chiamo Öykü. Molto bene. Mi chiamo Öykü. Öykü ne haber? Ay şu an elimde olan şeyi görmen lazım ya. Hatta hemen görmen lazım. Hatta hepinizin görmesi lazım. Ay çok tatlı, çok heyecanlı ya. Canım çok güzel de şey, ben çok merak ediyorum gerçekten Sibel, ama şu an hiç müsait değilim. Seni sonra arayayım, İtalyan diyeyim. Ha. Tamam. Tamam, görüşürüz. Yani bunlar fena değilse ama üzerlerine birazdan çalışılması lazım. Efendim anne. Kızım, canım ben sana bir şey soracaktım. Anneciğim şu an gerçekten çok çalışıyorum yani, çok. Sonra konuşalım mı? Tamam kızım, tamam. Sonra konuşuruz. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Bir saat içinde tekrar bakmak istiyorum bunlara. Nasıl? Bir kere ekosu olmuyor. Kumaş güzel, dokusu falan güzel. Daha modern duruyor. Sizin ne vardı? Aa, bu renkler hele şu olur detaylara kalmadı. Ne vardı? Hayır tamam. Bunların ikisi aynı güzel olabilir de. Oo ne kadar çok iyi. Hayır. Aa, bak bu bunda tam. Yani bence bizim de olabilir. Evet. Bunları şey yapabiliriz. Hayır bunda bunu yapabiliriz. Hayır, bence bu kumaşta olmaz. Hayır bakayım başka kumaşta mı? Şunlar var. Şurada bunlar var. Ha, bu yapıyı şey güzel. Öykü Hanım sizin ne vardı? Örnekler nerede? Bak bu detayı bunda kullanabilirsiniz. Bu güzel bir şey. Hayır. Bunda mı olur mu sen? Şey bizim bir arkadaşımız vardı da adı Öykü Acar. Kaybettik de gördünüz mü diye bir sorayım dedim. Burcu aşk olsun. Birazdan konuşalım mı? Birazdan. Hayır bununla bunu kaldırayım. Lütfen herkes bir dışarı çıkabilir mi? Lütfen. Sen ne yaptığını zannediyorsun? Çalışıyorum Burcu. Çok çalışıyorum. Yani bu projelerin hepsi bende. Bunların yetişmesi lazım yarına. Gerçi çok çalışırsam yetiştiririm bence. Ama çok çok çalışmam lazım yani, başka türlü yetişmez. Yetişirim mi? Çalışırsam. Kızım bir kendine gelsin artık ya. Ne bu böyle? Ya sen çevrendeki herkesi kaybettiğinin farkında mısın? Burcu, benim görmem gereken birkaç taslak var. Ben onları görsem, sen bana sonra fark ettirsen olur bence. Yok yok, tamam. Biz şimdi konuşalım. Değil mi? Ben şimdi fark etsem en iyisi olur. Ayrıca biz zaten çabuk konuşuruz, hemen hallederiz. Çok meşgulsün değil mi? Yine çok işim var. Çok. Şu mağazayı bir boş versene. Şu aklını bir iki dakika rahat bırak. Bir düşün. Bütün Milano, bütün Paris senin olsa ne olur? Mesela yanında ben yokum. Sibel yok. Annen yok. Cem yok. Bütün bu durumda Emre de olmaz herhalde. Ya hadi boş ver bizi, bizi geçtim. En önemlisi Ayaz yok. O zaman ne hissedersin? Mutlu olur musun? Ya Burcu ne biçim laflar bunlar? Saçmalama lütfen. Sen niye olmuyorsun benim hayatımda? Sibel'ler niye olmasın? Hele Ayaz yani... Ayaz olmadan olur mu Burcu? Sen hiç... Ayazsız Öykü düşünebiliyor musun? Ben düşünemiyorum. Yok Ayaz olur. Ya biz Öykü ve Ayaz'ız. Vallahi böyle giderse olmaz dediğin her şey olur. Hatta olmak üzere. Biraz kendine gelmen lazım artık. Ne yapayım ben şimdi? Arayayım mı Ayaz'ı? Hem telefonda adımı görünce açar değil mi?
Ya kızarsa kızsın, bağırsa bağırsın. Ben onu çok sevdiğimi söylerim. Yalvarırım gerekirse. Hiç kocunmam. Çünkü ben çok seviyorum. Hem Ayaz da beni seviyor. Burcu, bizim sevgimiz öyle bitebilen bir şey değil. Bak sen bunların hiçbirini düşünme. Akşam 7'de Kız Kulesi'nde ol yeter. Yani bütün bu söylediklerini Ayaz'ın yüzüne bakıp söylersin. Yalvaracaksan da yüzüne karşı yalvarırsın. Akşam 7 Kız Kulesi, tamam mı? 7'de Kız Kulesi, tamam. Bak, eğer buna da gelmezsen bir daha sakın beni de arama. Ya Burcu'ya ne biçim laf öyle? Beni arama falan. Akşam 7'de oradayım da ben saçımı falan nasıl yapayım sence yani? Böyle beğenir mi? Ya da ne giyeyim? Farklı bir şey giyeyim hani. Ya sen gel. Yani hepimizin tanıdığı, bildiği öykü olarak gel yeter. Zaten bizimkiler Ayaz'ı oraya getirecek, merak etme yani. Şimdi bundan sonrası kolay. Bak sen güven bize, kahin gibiyimdir ben. Şimdi sana 5-10 dakika sonra olacakları birebir anlatıyorum. Şimdi abim Ayaz'ı salacak, sahile getirecek. Zaten biz onlar gelir gelmez derhal göreceğiz, değil mi? İlker, bak böyle oraya buraya bakıyorum diye gelecekleri de kaçırma ha. Aşkım sen ne diyorsun ya? Allah Allah. Ben burada rastlatane gibiyim, gözlemci kılanabilirmişim. Sen bana ne anlatıyorsun ya? Tam onlar bende, gelir gelmez sobe. Sonrası daha kolay. Abim Ayaz'ı tekneye bindirecek. Tekne buraya doğru yaklaşmaya başlayacak. Zaten o andan itibaren sana panik yapma dememin bir anlamı yoktur herhalde. Heh, iyi. Sonrası daha kolay zaten. Abim ve Ayaz Kız Kulesi'ne ayak bastıkları an havai fişekler patlar. Daha tamam o bende. Onlar ayak bastıkları an ben görevliye haber veriyorum. Patlatıyorum ben, merak etmeyin. Sonra da panikten ölmemesini dilediğimiz öykü arkadaşımız havai fişeklerin ışıltısını gölgede bırakacak bir şekilde Ayaz'ın karşısına geçer ve daha da ışıltılı gözlerle Ayaz'ın gözlerinin içine bakar. Yani artık sadece bakar mısın yoksa size özel bir şey mi söylersin bilmiyorum. Yani ona dair bir kehanette bulunmadım. Çünkü orada içinden geldiği gibi davranman gerekiyor. Orası sende. Yalnız bir saniye, ben bakacağım da ya benim yüzüme bakmazsa? Bakar değil mi? Yani bakar, niye bakmasın ki? Ya bence o da beni çok özledi zaten, kesin özledi. Yani en azından benim özlediğimin yarısı kadar özlese yeter. Yeter değil mi? Yeter tabii canım. Bak, şimdi geldiği zaman araya da şöyle bir ufaktan özür de sıkıştır. Hafiften gözlerini de doldur. Erkekler böyle şeyleri çok severler. Yalnız ben heyecandan ölmezsem inanıyorum her şey çok güzel olacak. Bu arada ya ben hepinize çok teşekkür ettim mi? Bence ettiysem tekrar etmeliyim ya. İyi ki varsınız. Gelmediler mi daha bunlar? Burcu, çabuk sorun öğrenin, ilk kere gelmediler mi bunlar? Çünkü kalbim şu an benim boğazımda atıyor. Ama ne yapıyoruz? Sakin oluyoruz değil mi Öykücüğüm? Ve beklenen an geldi. Mete arabasıyla salacak sahile yanaştı. Yanaşmakla kalmadı, park ediyor. Etti de. Arabadan indiler. İlker yeter canım, yeter tamam. Tamam. Burada bak, şişt, hazırsınız değil mi? Ha? Hazırsın. Yalnız ben heyecandan ölürsem beni buraya gömün tamam mı? Burcu, kalbim şu an bağımsızlığını ilan etti, baksana. Ama ne yapıyoruz? Sakin oluyoruz değil mi Öykücüğüm? Gerçi sana sakin ol denmez, onu biliyoruz ama neyse işte öyle dedim. Of ya, of. Canım bak, ne yap biliyor musun? Sen şimdi onu ne kadar sevdiğini düşün, tamam mı? Hisset ve hissettir, olur mu? Yaparsın. Ortak, biz birbirimize hiç yalan söylemedik değil mi? Ve ne olursa olsun söylemeyeceğiz.
Tabii. Biz buraya iş yemeğine geldik, öyle mi? Yani ben sana çok önemli bir ticari bir iş yemeği demedim, değil mi? Demedim. Ben sana çok önemli bir iş için akşam yemeği dedim. Yani yalan yok. Anladım. Sen bana Şeyma'yla geldiğin akşam, Şeyma'yla ilgili olumsuz bir şey duymak istemiyorum, konu kapandı demiştin. Ben de sana saygı göstermiştim. Sorgusuz sualsiz eyvallah demiştim. Evet. Ben de öykü defterini kapattım. Ve bu konuyla ilgili artık bir şey duymak istemiyorum. Bana içten diyebileceğin bir eyvallahın var mı? Evet var. Eğer ben de senin arkadaşın ve ortağın Mete'ysem, sen yanlış yaptığını düşünüyorsam, sana yanlış yaptığını söylemeye hakkım var. Orası öyle. Ayas, herkes hata yapar. Ve her hatanın da illaki bir telafisi vardır. Hele de seviyorsan, aşıksan. Hem aşk biraz da affetmek değil midir ya? Böyle aşk olacaksa hiç olmasın ortak. Ben Öykü'ye çok şans verdim. Ama sonuçta benim de bardağımın taştığı bir yer var. Kusura bakma. Ayaz bak, o kız seni seviyor. Yani hem anladı kabahatini, ben bunu gözlerinde görüyorum. Sence bunun için birazcık geç kalmadı mı? Ya kime göre geç, neye göre geç Ayaz? Bak şuraya bak. Şu karşı kıyıda sevdiğin kadın seni bekliyor. Gerisi teferruat. Unut artık ya. Ona bir fırsat ver. Ben ona inandım. O ne yaptı? Bana yalan söyledi. Bana hiç kimseymişim gibi davrandı. Bu nasıl sevmek, söyler misin bana? Ayaz bırak artık şu hesaplaşmaları lütfen. Sen seviyor musun? Ha? Bak bu sorunun cevabı kadar basit her şey. Ya aşkın muhasebesi tutulur mu? Tutulursa da adı aşk olur mu? Ha? Hadi. İyi akşamlar Önder Bey. Yok estağfurullah. Ne rahatsızlığı, olur mu öyle şey? Evet. Tabii anlıyorum. Teşekkür ederim. İyi akşamlar Önder Bey. Vay be. Demek buraya kadarmış ha? Buraya kadarmış. Şirketle ilgili sıkıntılar buraya kadarmış. İş bizim. Yarın imzaya bekliyorlar. Oh! Tünelden çıktı ama sen hala karanlıktasın. Ayas hadi. Bak iş güç çok güzel de hadi gerçek mutluluğun yanına gidelim. Ha? Gerçek mutluluk şu küçücük adada seni bekliyor. Hadi Ayas.